Merhaba Atıf Ala, Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Suriye'de bulunan Rus güçlerinin Türkiye'nin IŞİD'le mücadele kapsamında başlatmış olduğu Fırat Kalkanı harekatıyla kontrol altına aldığı bölgeye yönelik düzenlemiş olduğu balistik füze saldırıları temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyiciler, yaklaşık bir hafta aradan sonra tekrar Suriye haritasına baktığımızda özellikle Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatıyla kontrol altına almış olduğu bölgede bir hareketlilik yaşandığı gözleniyor. Malumunuz Türkiye'nin güneyinde, Türkiye'nin Suriye ile olan sınır hattında Türkiye'nin kontrolünde olan 3 farklı nokta bulunuyor. Burada gördüğünüz gri renkli bölge Barış Pınarı harekatıyla kontrol altına alınan bölge. Hemen onun devamında değerli izleyiciler, şurada gördüğünüz yeşilimsi renk ise Türkiye'nin IŞİD'le mücadele kapsamında başlatmış olduğu Fırat Kalkanı harekatı kapsamında kontrol altına almış olduğu Suriye topraklarıydı. Ve bu uç kısımda gördüğünüz Afrin bölgesi ise Zeytin Dağlı harekatıyla Türkiye'nin kontrol altına almış olduğu Suriye topraklarıydı değerli izleyiciler. İşte Suriye'de bulunan Rus askeri güçleri bir hafta aradan sonra Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatıyla kontrol altına almış olduğu bu bölgeye yönelik bir kez daha balistik füze saldırısında bulundu. Ya Allah! Fecer bir sevme, matri azav. Ya Allah! Ya Rab! Ya Allah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ya Allah! Ya Rab! Ya Rab! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Rus askerleri tarafından balistik füzelerle yapılan bu saldırı 6 Mart'ta yapılan saldırının hemen hemen aynısı değerli izleyiciler. 6 Mart'ta yapılan saldırıda burada şurada gördüğünüz El Humran ve şurada gördüğünüz Tarhin noktaları hedef alınmıştı. Bugün yapılan balistik füze saldırısında da değerli izleyiciler yine aynı şekilde Membiç'in kuzey batısında yer alan El Humran ve hemen Membiç'in batısında yer alan Tarhin kasabaları hedef alındı. Bölgeden gelen haberlerde gerek El Humran bölgesine yönelik saldırıda ve gerekse hemen Membiç'in batısında bulunan Tarhin'e yönelik yapılan balistik füze saldırısında yine ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Suriye rejim güçlerinin kontrolünde bulunan Halep'in kuzeyinden ateşlendiği belirtilen balistik füzelerle şurada gördüğünüz El Humran ve şurada gördüğünüz Tarhin kasabaları yakınlarında bulunan yakıt noktalarının hedef alındığı dile getiriliyor. Gerek El Humran ve gerekse Tarhin'e yönelik yapılan balistik füzeli saldırılarda çok sayıda kamyonun yani yakıt kamyonunun bir diğer ifadeyle petrol tankerlerinin hedef alındığı aktarılıyor. تجدد القصف على منطقة ترحيم في ريف حلب الشرقي بصواريخ عنقودية صواريخ الإجرام التي تستهدف أرزاق وأموال المدنيين في هذه المنطقة أي سياسي بالدهمين يا عبد الحليم Suriye rejim güçlerinin kontrolünde bulunan Halep'in kuzeyinden özellikle balistik füzelerle yapılan bu saldırının 6 Mart'ta yapılan saldırının hemen benzeri olması ise dikkat çekici bulundu. 6 Mart'ta yapılan saldırıda olduğu gibi bu saldırıda da değerli izleyiciler Membiç'in kuzey batısındaki El Humran ve Membiç'in batısında yer alan Tarhin kasabaları hedef alındı. Ve bu saldırıda bu iki noktada bulunan çok sayıda tankerin hasar gördüğü aktarılıyor. İşte değerli izleyiciler, saldırı sonrasında bölgede yaşananlar. Ya Latif. Ya Latif. Allahu Ekber. Ya Rabbi dakilek, hasbunallahu ve ni'mel vekil. حسبنا الله ونعم الوكيل حرق الحراقات التحتانية حرق خالص
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. نص ساعة كل مرة لحد يظل الله أكبر. حرقة خالص خالص خالص. الله أكبر. بردنا سلاما يا رب، بردنا سلاما يا رب. يا رب يا رب سلم، 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 يا لطيف يا رب بدخيلك. يا رب يا الله يا رب. حرقة خالص لا شفع علاقة. بردا وسلاما يا رب، بردا وسلاما يا رب. يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، يا رب لطفك يا رب، لطفك يا رب، يا رب يا الله. يا الله يا رب يا الله. الله أكبر. Allah Ekber ya Allah ya Rab. Evet sevgili izleyiciler, görüntülerde de görüldüğü gibi balistik füzelerle yapılan bu saldırı sonrasında bölgede ciddi bir manada panik yaşandığı ve insanların ciddi bir korku içerisinde oldukları gözlemleniyor. Bu arada değerli izleyiciler, Türkiye'nin kontrolünde bulunan Elbap bölgesine yönelik bu balistik füze saldırıları yapılırken Halep'in hemen batısında bulunan El Atarib kasabasında ise muhalifler büyük bir gösteri düzenledi. Halep'in batısındaki El Atarib kasabasında Suriye devriminin 10. yılına atfen düzenlenen gösteriye çok sayıda muhalif taraftar katıldı. El Atarib kasabasında düzenlenen gösteride konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı ve Suriye Milli Ordusu'na ait bayraklar taşındı. Evet sevgili izleyiciler, Suriye'de bulunan Rus birliklerinin Türkiye'nin kontrolünde olan Elbap bölgesine yönelik yapmış oldukları ikinci balistik füze saldırısına ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibareti diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, mutlu kalın.